bakayım, o bodyguard burada mı lan? İnşallah burada yoktur. Adam atar yaptık, top olmayalım şimdi. Güzel, sen de buradasın. Geç alnımıza ne yazıyorsa o. Unutma Cemcir, gürültüde çıtırtıyı bile duyacaksın. Karanlıkta bile göreceksin. Avına bir pençe mesafesi yaklaşana kadar sabredeceksin. Destur köpek, o nasıl bir zamanlama lan? Alamın oğlu, ne yapıyorsun lan? Ne oldu? Yaydığın feromon hormonlarının kokusu oraya kadar geldi mi? Kapat telefonu, kapat. İş üstündeyim oğlum. Feromon ne lan? Senin seri birleşmeye davet kokusu, kapkara cahil. Müspet çalışıyoruz burada. La oğlum sen şuna kısaca, mekana yeni girdim, montumu çıkaramadığımdan terledim desene. Cemcirlerim Murat, neredesin? Söyle, geliyorum. La gelme oğlum, ne işin var senin burada? Geziniyorum ben ya. Önemli bir şey yok zaten. Senin Feride'yle işin yok muydu oğlum ya? He ya, gittim Feride'ye. Murat'la dedim ben bu gece ilk bölüm parasını ezeceğim dedim. Sen dedim kadın başına evde otur. Buna bir bağırdım Cem. İtiraz edecek o. Elimi masaya vurdum çıktım. La bir yeri git. Kimi kandırıyorsun? Oğlum Manita seni sepetledi mi? Ya yok, ev diye tutturdu ya. Ne evi ya kardeşim? Benim ilk bölüm parasını yemem lazım. Aç içirmem lazım ki bereket artsın. Neredesin söyle, geliyorum. Gayeleri olan bekar bir erkeğim ben Ahmet Ural. Aynı senin gibi. Ben tek başına avlanırım, beni biliyorsun. Bu durumlarda biraz gergin oluyorum Ahmetciğim ya. Ulan sevgilini barklı adamım ben lan. Benim sana ne zararım dokunur? Neredesin söyle, geliyorum. Ya söylemem oğlum, niye söyleyeyim? Niye gülüyorsun sen ya? Ayrıca olmaz, kıskanırsın. Arada çıkartırsın falan. Ya şöyle yapalım, zaten ben çıkıyorum kardeşim. Sen gel beni al. Zaten kısmet değilmiş ya. La oğlum senin neyini kı... Tamam çık, alıyorum lan, çık hadi. Annedim, aynısından. Murat Cemcir. Yer altından. Zeki Bey nerede? Vestiyere bıraktım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şiir gecemize sefa getirdiniz. Neye, pardon? Şiir gecemize. Anam. Bir şiirle bu akşam bize eşlik eder misiniz acaba? Sizin gibi sanatçıları aramızda görmek büyük zevk. Sanatçıları eşlik etmek? Tabii doğru söylüyorsun ya, biz de sanatçıyız sonuçta. Daha işte benim bu akşam işim var, çok acil. Sete gitmem lazım. Tüh. Ben bu ilgiyi Ahmet Kural'la nasıl paylaşacağım lan? Yarın gelin. Yarın? Şiirle dolu bir hafta. Ama işte yarın da. Beni kırmayın lütfen. Tabii canım. Senin bendeki manevi değerinin tipini, tiniyetini sen kimsin lan? O zaman şey yapalım ya, ben yarın buradayım. Zaten şiir dediğin ab-ı hayattır. Şiir rediftir, şiir uyaktır. Her ne kadar fuzuli olsa da bahçidir. Nebi kaçar. Bu arada Taranta Babu'ya selamlar. Hey hey Taranta Babu, hey hey. Yaşamak ne güzel şey, anasını sattığımın bodyguardı geliyor ya lan. Ne oluyor lan? Size Yusuf Miroğlu yasalarını bildiriyorum. Bir, sizin alem dediğiniz bu vitrin dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. İki, açlıktan nefesiniz koksa dahi benden başka hiç kimseden hiçbir şekil ve ad altında para istemeyeceksiniz. Üç, hamış hakkı ne yapıyorsun? Karın evde mi? Ne? Sana ne lan karımdan? Neyin peşindesin sen? Öldürtürüm seni, öldürtürüm. O manada değil, o manada değil. Şş, hakkı, şş, bana odaklan. Mümkünse karınız evde yoksa bu akşam sizde yatmak istiyoruz. Bir bok varmış gibi iki büyük içtik. Bir tane ufak içtik. Dört tane yolluk içtik. Bayağı içmişiz lan. Yolda gelirken bir de guf da yaptık. Sen bu eve aidat ödüyor musun? Ha, kapıcısı falan var mı buranın? Var. İri ve kıllı. Çağırayım mı? O da aidata dahil. Ne demek lan ödüyor musun? Ev kirası gibi aidat ödüyorum ben buraya. Gebeş! İyi o zaman. Eve kusmam gerek kalmadı benim. Merdivenleri kusarım ben ya. Gel bakayım be. Hakkı bir şey de. Ahmet! Yapma bak. Kullan. İndir öyle. Ahmet dur. Yapma. Yapma dedim. Ahmet indir öyle. İndir öyle de ya. Bir şey nerede bize? Hakkı hiçbir şey demiyorsun ya. Üzüyorsun beni Hakkı. Bak bak. Bak. Üzüyorum buraya ben. Ay! Katı kustu herif. Bu kim? Şey kimsin lan? Kimim lan ben? Nere lan burası? Karakola götürün beni. Biz mi seni
karakola götüreceğiz. Şuraya bak. Hem sarhoş hem densiz. Ne kadar sarhoş o kadar densiz. Dur. Dalını bir itekleyeyim de aklı başına gelsin. Yürü git lan buradan. Gidelim. Beşinci kata düştü. Dört. Şimdi üçüncü katta. Üçte kaldı. O zaman ben üçe ineyim de. İtekleyeyim onu. İtekleyeyim. Sonra gelirim. Emine buzdolabında bire varsa onu itekleyeyim o zaman. Ben... Milli Eğitim mi buraya? Çocuğun okul kaydını yaptıracaktım ben. Bu ne lan? Kafam kazan gibi. Bir kaplanımız eksik. Hakkı nerede? Havlu getirmeye gitti. Lan oğlum hakikaten biz içip içip bu kafayla buraya mı geldik ya baskın yapar gibi? Gelmişiz demek ki. Hatırlamaya çalışıyorum. Fotoğraf yok oğlum. Lan! Sabaha kadar biz apartman boşluğundan ağrı attık. Hatırla, sen deli yürek yasalarını saydın. Ne diyorsun lan? Yine mi? La oğlum bu adam bize niye kızmıyor o zaman? Havlu mavlu getirdi. Elleriyle saçlarımı yıkadı lan adam. Ne iş? Ne bileyim oğlum ya, benim de başımı yıkadı. Hatta sıcak suyla yıkadı. Ben ilk başlarda biraz kaynar su döker, beni biraz anırdı dedim ama... Olmadı işte öyle, bildiğin ılık suydu oğlum. Hadi gidelim oğlum, bizi beklerler. Allah'ım ya Rabbim ya, benim saçlarımla senin saçların bir mi kuruyacak Murat Cemcir? Halka mal olmuş bu saçlar. Özen ister, sevgi ister. Havlu da ister. Ver canım. Yavrum ver. Uyarıyorum. Hadi bakalım. Yarak var mı? Yarak var Ahmet, yer misin? Aa. Onunla olmaz o. Elimi yakar. Terzime uğramam gerekti, özür dilerim. Sadece çenende yemek kalmış kardeşim. Kıskanç. Kıskanç mı? Alo, catering şirketi mi? Kardeşim, arkadaşımızın çenesinde patlıcan kabuğu kalmış. Ayıptır ya. Hadi. Kıskanç işte. Sadi, dudağında böcük mü var senin? Böcük mü besliyorsun sen? Sen de mi hocam ya? Ne böcüğü o? Hamam böcüğü. Böcük falan değil hocam, sakal sakal. Lan ne sakalı? Bildiğin BBG meleğin cücüğü. Lan Sadi, ulan Celal. Birinci bölümün gelenini çekiyoruz. Sen kafana göre cücük bırakıyorsun. Devamlılıktan haberin var mı senin ha? Devamlılık ne? Ne devamlılık? Hocam devamlılıkta sıkıntı yok. Al bak çıkıyor bu. Yani ama şunu söyleyeyim sana. Eğer dizi patlarsa hemen bırakıyorum sakalı. Çenemi acayip ön plan çıkarıyor bak. Patlama patlama yok. Ne patlaması? Patlama yok. Efendiler. Endişeye mahal yok. Doğuma yaklaştık. Doğum öncesi sancılar, ıkınmalar, sıkıntılar bunlar. Ha bir iki revize var ama hallolur. Ya zaten revize dediğin ne ki? İki tık tık bir pık pık. Neymiş revizeler? Öncelikle çok ama çok beğenmişler. Onu biliyoruz. 11'i de biliyoruz canım. Devam. Ama intikam eksik dediler. Yani birinin babası suçsuz yere hapse atılsa, o da babasının intikamını almak için başka biriyle Buffy the Vampire Slayer yapsa, mercimeği fırına verse demişler. O biri ben mi oluyorum? Yok yok, isim vermemişler. Biri. Yok mu başka düzenleme? Var. Var da daha fazla canınızı sıkmayayım istiyorum. Ne yapacağız şimdi? Baba yapacağız. Seyit'e baba karakterini ekleyeceğiz. Aa! Seyit deniz kenarındayken bir sahne çekeceğiz. Dış ses Seyit'in hikayesini anlatacak. Onayla Kezban'a da diyaloglu sahne yazdırıyorum. Yarın onu da çekeceğiz. Tabii çekin çekin çocuklar, genç onlar iyi olur. Kezban tam onaya asıl katilin kim olduğunu söyleyecekken kafasına taş düşecek. Kezban komaya girecek, bölüm bitecek, the end diyecek. Babayı oynasam çift kaşı veriyor mu lan? Bu kadar mı yani? Başka bir şey yok mu? Bir de şey dediler. Ona gerek yok dediler. O olmasa da olur dediler. Biz şişko istemiyoruz. Şişko olmasın dediler. Bana şişko mu dediler? Ya kilolu deselermiş daha az saldırgan olur. Ben gideyim. Efendim ya çok memnun oldum. Çok güzel bir ortamdı. Kusura bakma. Ne demek ya? Kerata şişko mişko ama çok sevimli. Fıtı fıtı. Nereye gitti bu adam? Nerede ki? Nereye gitti diyorum, cevap ver. Yüreğinin götürdüğü yere. Nereden bileyim oğlum? Senin adamı sen bilmiyor musun? Vay be. Adamı tek kelimeyle kovdular ya. Nasıl bir işte çalışıyoruz arkadaş? Ben her zaman diyorum abi, bir iş yetmez.
Dört koldan birden saldıracaksın. İki, üç, dört dizide birden oynayacaksın. Bu işin başka yolu yok. Kovdular gitti adam ya. Giderken de bir şey demedi ha. Öyle güldü geçti. Kafayı mı yedi acaba? La oğlum yanlış yaptık. Ayıp ettik ya. Vallahi ayıp ettik. Böyle olmaz ya. Adam çıkıp gittiğinde biz de peşinden çıkıp gidecektik. De! Yemedi herhalde. Ben gidiyorum çekime hangara ya. Sen de ayağını çek oradan hadi. Hangara'ya mı? He, kerhaneye gideceğim ulusa. Var mı bir diyeceğim? Hangara, hangara. Çek ayağını oradan hadi. Hadi! O adamı da bul getir Murat. Bakarız ya, şey yaparız, ayarlarız tamam. Vallahi Murat abicim, verilmiş sözlerim olmasa seninle gelirdim ama maalesef. Sen ne ayaksın lan? Ha? Durup dururken niye yakışıklı oldun oğlum sen? Lafa bak, lafa. Ha böyle sağda solda manasız manasız konuşuyorsunuz. Duyan da beni eskiden çirkin bir adamım sanacak. Arkadaşım, yakışıklı olmak bir Cengiz geleneğidir. Bakınız Cemil Cengiz. Yani ben istesem de çirkin olamam yine. Hadi ben kaçtım. Hay götüm. Sen de bul lan şu adamı hadi. Yasak günah lan. Tamam da tamam adam bulacağız da yeter de dallandırma da. Siz nereye gidiyorsunuz kızlar? Eve bırakacağım mı? Ha bırakacağım. İşim gücüm yok sizi eve bırakacağım. Hastalara bak. Bizimki de işte böyle bir sıpa. Maşallah. Görüyor musun ya başımıza iş aldık durup dururken. Ben şey yapayım, ben ne yapayım? Ben Vedat'ı bulayım o zaman. Ne demişler? Hacı Hacı'yı Mekke'de it iti dakikada bulurmuş. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tabii, sen de git. Ben ne yapayım Ece, eve mi gideyim? Sen de git Serpil. Yarın sahne gelecek. Çağırırım seni, prova yaparız. Tamam, tamam hadi görüşürüz. Tamam. Hadi. Tabii öncelikle çok beğenmişler. Birkaç önerileri varmış ama. Ben gideyim. Annem beni merak eder. Hadi Ece seni geçen gün patates etmiş sette. Hiç anlatmıyorsun. Yok be abi. Aksine yardım etti. Sağ olsun benim repliklerimi ezberlemiş. Sen saf mısın oğlum ya? Sen de şiiri açırmışsın Murat Cemcir. Hiç anlatmıyorsun. Açıldım oğlum. Halk da beni bağrına bastı sağ olsun. Sadi de işte aşk peşinde. Ben taktik değiştirdim abi. Birkaç hafta böyle platonik takılacağım. Ahmet, Feride yengeyi göremiyor senin yanında ne zamandır, hayırdır? Ben görüyorum Sadi. Senin görmen gereken bir durum yok zaten ortada. Hakikaten lan. Nerede yenge? Toplantıda ya Cemcir. Bizim gibi boş gezinin haytası değil ya. Hey babala. İçecek mi lan? İçmeyek la. Azıcık insana dönek. Vallahi az dinlenek. İçmeyeceksek ben eve kaçar abiler. Ne zamandır eve gitmedim. Haydi. Bana bak, ben siz bir şey yapmayın ha. Tamam lan. Kırılır, bozulur, üzülürüm. Ona göre. Fıtı fıtı. İçecek mi lan? Yok be oğlum. Ben gideyim, uyuyayım ya. Oğlum Sadi ile kalksaydın niye kalkmadın? Niye kalkmadım? Bu ne la? Dosya işte, şey bu ya. Şiirli bar var ya, orada elime verdiler. Ne var içinde? Vallahi billahi bakmadım. Murat, dışarı çık ve benimle biraz yürü. Sana sırrımı vereceğim. Artık yaşın geçiyor oğlum senin. Ne sırrı lan? Lan oğlum, neredeydim, ne yapıyordum, ne yapmak istiyordum da neleri yapamıyordum. Her şeyi anlatacağım sana. Artık 40'ına yaklaştın oğlum, bil bunları. Neredesin oğlum sen? Dışarı çık, ben Sari. Senin bir adım önündeyim Murat. Her zaman bir adım önündeyim. Arkadaş bu ne ya? Bak gizlenememiş bile arka. Ahmet Kural, adamını tanı. Toprağı bol olsun. Rahmetli'nin bu helvayla ilgili çok enteresan fikirleri vardı. Rahmetli'nin çenesinin bağı yoktu. Her şeyde bir fikri vardı. Rahmetli'nin arkasından kötü konuşulmaz abiler. Biz de iyi konuşamayacağımıza göre susalım bence. Son günlerde bir tuhaftı zaten. Bir derdi vardı. Vardı da işte biz ilgi göstermedik.
Halbuki göster ilgiyi. Ne yapacaksın ilgiyi yani? Mezarımı götüreceksin. Arkadaş diye yanımızda taşıdık. Hani böyle bazen üzülmek istersin de üzülemezsin ya. Bazen böyle yüreğin pırpır etmek ister, atmaz ya hiç. Abiler, ölünün arkasından kötü konuşmayalım bence. Duyar muyar. Fıtı 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 fıtı. Kim duyacak lan? Neyi duyacak? Ne konuşuyorsunuz siz fısır fısır? Gel donatörlü gel. Gıyabında öldürdük non grata personayı. Helvasını yiyoruz. Anladım. Şu mesele. O zaman ben de Meftah'ın arkasından bir iki güzel laf edeyim. Onun ağzı... Abi aman sen hiçbir şey söyleme. Sen direkt küfür ediyorsun çünkü. Doğru söylüyorsun. Hayındı, köpekti, terbiyesiz indikiydi ama işte sonuçta insandı ya. Yalnız arkadaşlar, yaşlılar var evde, rahatsız oluyorlar. Biraz daha yavaş. İnsanoğlu insan! Abav! Arkadaşlar, ironiyi anlıyorum ama yine de özleyeceğiz falan demeyelim. Mumcu Onur'u işten attırdı. Arkadaşı arkadaşa kırdırdı. Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin yaşlı haklarını savunuyor. Yelloz! Oğlum biz burada sınıfa gelen kızları korkutmak için toplaşan hababam sınıfı gibi olmadık değil mi lan? Ha? Ulan afacan oyunlarımızı elimize, yüzümüze, gözümüze bulaştırmayız değil mi Cemcir? Yoksa aramızda hain bir inek mi var? Evet. Onu sen söyleyeceksin hanım evladı. Plan program sende. Zarf var burada. Üstünde kime gideceği de yazıyor. Her zarf sahibine gidecek. Gelin. Romalı kardeşler. Benimle misiniz lan? Güzel o zaman. Herkesten yardım isteyeceğiz. Prodüksiyon büyük. Zarfların içinde ne yazıyor? Herkesinki aynı mı? Oğlum o iş bende. Zarflar mühürlü. Kime gideceği de belli. Her zarfı sahibi açacak. Planı siz bana bırakın. Yalnız. Rüstem abiyle yüz yüze konuşacağız. Salih abi o görev sende. He bende bende. Yalnız niye bu kadar prodüksiyonda? Ne gerek var ya? Siz gitseniz Hakkı'ya deseniz biz bu kızı istemiyoruz. Bunu kovun deseniz olmuyor mu yani? Söyledik lan. Söylemedik mi zannediyorum? Ben de kira, fatura, borç, kredi hiçbir şey ödemek istemiyorum. Sabah kalkmak, gece yatmak istemiyorum. Hatta tuvalete bile gitmek istemiyorum. Peki mümkün mü bu? Değil. Lan bir de cevap veriyor. Tabii değil gebeş. Armut piş ağzıma yerleş. Öyle mi Ahmet Kumral? Hakkı tamam uzatma ya. Arkadaşlar kanal ısrarla Ecevit'i istiyor. Nasıl becerdiyse oyunculuğuyla sizi ezmiş ezmiş. Ne yaptınız siz lan? Senaryoyu çalmış. Başka türlü mümkün değil. Tabii canım zaten bizi bu para mevzusunda birbirimize düşürdü. Biz de kendimizi veremedik ya. Kızım başka numaraları var mı desem çok. Bu iddiaları ispatlayabilir misiniz desem yok. İftira sayılır beyler. Duymamış olayım. Kalbinizi kırarım, yıpratırım. Ben de. Hakkı, bu nasıl? Gerçi fotoğrafta bak arkası gözüküyor, yüzü yok ama. Oo, iyiymiş, iyiymiş. Diğerini aç, orada önü de gözüküyor. Kadın kastı bakıyoruz da. Nasıl? Öyle bu mu lan? Arkadan üniversiteli, önden müzelik. Resmen teyze bu. Bakımlı pazar teyzesi. Geç, geç. Yalnız öyle demeyelim Hakkı Bey. Aramızda milf hatırlar var. Sade arkadaşımızın dikkatini almasın. Hayda. Bu top nereden nasıl sekti benim önüme düştü ya? Ne alakası var benimle? Market reyonu, senden yaşça büyük abla. Usulca sokulmalar. Devamı malum. Yayına bir süre ara verip çizgi filme bağlandın değil mi Sadi? Tandır, tandır, tandır. Kentler, Sadi, Zelim, Cengiz, Kitler. Ya siz niye böyle şeyleri yapımcıya anlatıyorsunuz ya? Fena mı ya? Malzeme oldu işte bize. Sende de malzeme büyükmüş Sadi. Onu da varlattınız lan. Hakikaten arkadaş o top nereden sekti? Nasıl sekti de benim önüme geldi ya? Tabii. Hakkı ile Şenol'a bir şey diyemiyorsunuz. Borunuz ötmüyor. Gelip benim burnuma sokuyorsunuz. Tamam şimdi biz orada biraz dalgaya vurduk da fena mı yaptık? Koskoca çardağı getirdik sana Sadi. Aynen Max Payne'en. Ne güzel çardağın oldu işte oğlum. Tepe tepe kurulan senin olsun. Bir kameralı kadının eksik artık. He, ondan çaldık çardağı. Adam Milf Hunter diye gül gibi çardağı kondu yala. Allah Allah ya. Tabii tabii. Değer yargıları kabineden kabineye değişir. Ama yine de utanacak bir şey yok Sadi. Neler sevenler var ya. İzliyoruz, görüyoruz. Buna benzer... Abiler! Ya dağılmayalım kardeşlerim ya. Mühim bir konu var burada. Mümkün olduğunca buraya zoom yapalım. O zaman iş başına. Sabırsızlanıyorum. Yalnız yarın Bumcu onun yanına bir gidelim de işini geri verelim garibana ya. He? Ya evet ya ne kadar çok sevinir. Kim bilir ne yapıyor lan Totoro.
Ne koştular ya? Vurun beni. Trinity. Dur lütfen. Sana ihtiyacımız var. Ben de ben seçim kişiliğim. Yanlış adam peşindesiniz. Bize yakınlık olamaz. Yürüyük de alanına bul. Gelme üstüne. Ama beyaz tavşanı takip ettin. Benim kötü gözüm. Hayatımda beyaz tavşan mı görmüşüm? Kim olsa gider peşinden. Ama kahin, kehanet. İnan ben öyle şeyde. Kehanet bir şey, iyisiymiş. Yabanla yabanla, vay haline. Kırmızı hap, mavi hap. Ölüm olsaydım, sıvı boğazım üzerine. Öleyim de yemeydim. Olamaz. Kahin seni işaret etti. Beni işaret etmedi. Kurban yiyeceğim dedi. Yedim bile sık konuşurken dedim. Sana var ya sen dedi. Seni hızır, seni hızır der gibi. Yemez olsun kurbanı, haram etti bizi. İki günde tuvalete gidiyorum, ulan pus boğazım. Ben de oradaydım. Kahin eliyle işaret etti seni. Bu o dedi. Karısını da birine benzetmişti kesin. Sen kimseye benzemiyorsun. Çok farklısın. Acayip bir şeysin. Seni herhangi birinin bir başkasına benzetmesi mümkün değil. Tipe bak. O zaman ben de seni ikna etmenin başka yollarını bulurum. Vay Mr. Anderson vay. Hatun yapmışsın. Kestik. Aferin onur. Aferin koçum. Şimdi ıvırı zıvırı bırakalım. Esas aksiyona geçelim. Yatakları getirin. Bu şey değil. Daha yeni başlıyoruz. Lan eskiden ne güzel love story çekerlerdi. Urkaç hikayesi diye yolumuza bakardı. Godfather çekerlerdi. Babanın piyade tüfeği diye çekerdik filmini. Deyuslar verdiler teknolojiye kendilerini. Bak şimdi yeşille, iple, halatla uğraşıyorum Onur. Halbuki uğraşmamam lazım. Benim uzmanlığım iple değil, trambolinle. Ben nasıl avatarı sevmek çekeyim lan? Mavi bulsam ben kendim. Tövbe tövbe. Neyse, git içeride soyun. Büyük prodüksiyonlar bizim filmlerin samimiyetini bozuyor. Fantomu getirin. Onun çalışmasını 1000 kare çekeceğim. Bu fantom dediği şey değil mi ya? Kurşunu havada yakalayan kamera. Artık arkadaş nasıl sıkıyorsa. Lan dönelim. Matrix ne lan? Ya arkadaşlar çocuğun hallerine bak ya. Ne durumlara düşmüş bu ya? İşiniz cüz etmedi mi lan? Bence bir şartları soralım abiler. Bu kadar önyargılı olmayın. Bildiğin ideal çalışma ortamı lan. Sadi. Yemin ediyorum seninle bir gün aynı fikri paylaşacağım aklıma gelmezdi ya lan. Neyi Ahmet Kur'an? Lamıcım yok kardeşim. Hepimizin hayalini süsleyen meslek bir ara bu değil miydi? He. Bazen. Kısa kısa ama. Kız arkadaşım yoktu lan o zamanlar. Sarhoşum oğlum nasıl içtiysem. Yok artık oğlum değiştir şu konuyu ya manyak mısın? Biz niye geldik buraya? Onur'u buradan kurtarmak için. Yok biz yine Onur'u da kurtarırız da. Herkes kendisine meslek olarak bir ara bunu düşünmüştür. Fakat daha sonra NBA oyuncuların arasında karışmış Tyron Boyles kimi dikkat çekerim diye vazgeçmiştir bence. Ki kendisinin boyu 1.60 boylamasına. Enlemesine 0 atıyoruz. 16. 16 iyiymiş. Kaldır lan onu. Oğlum iklim şartları, gen haritası, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, sünnet hatası. Tamam. Önce Onur çıktı, izleyecek miyiz? Yok be oğlum, biz dışarı çıkalım. Arada gelir görüşürüz, hadi. Ahmet, ne diyeceğim kardeşim? Bunlar ne çekiyor?
Bizim Bum Jonur'un ne işi olur beyzbol sopasıyla lan? Beyzbol sopası mı? Sadi, Ahmet, Onur'un elinde tuttuğu beyzbol sopası değilmiş ya lan. Hadi gidelim. Tamam. Gecelerin yargıcı harika çocuk Onur. Meğer buymuş. Neyse, abiler şarkı. Çekiliverin de geçiş var. Kafanızda bekleyin hadi. Daha ne kadar büyütebiliriz Sadi? Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata.